merhabalar. Bugün sizlerle beraber Hatay'ın meşhur Belen tavasını yapacağız. Belen tavamız için yaklaşık 750-800 gram kadar kuşbaşı et kullanacağız. Biraz kuyruk yağı kullanacağız. Şöyle kuyruk yağlarımızı minik minik olacak şekilde doğradık. Miktar olarak da yaklaşık bir 3-4 yemek kaşığı kadar diyebiliriz. 2 adet kuru soğan kullanacağız. 3 adet domates, 2 adet kapya biber, 3 adet sivri biber ve sarımsak kullanacağız. Evet, şimdi öncelikle sebzelerimizi doğrayalım. Evet, tüm sebzelerimizi doğradık. Belen tavamızı pişirmek için şöyle toprak güveç bir tepsi kullanacağız. Tepsimizin içerisine öncelikle doğradığımız yeşil biberimizi ilave ediyoruz. Ardından kapya biberimizi, soğanımızı, sarımsağımızı, domatesimizi, şöyle bir yer açalım, kuyruk yağımızı, ardından kuşbaşı etimizi, tuzumuzu ve baharatlarımızı ekliyoruz. Şöyle bir 2 çay kaşığı kadar tuz. Siz tuz miktarını dilerseniz damak tadınıza göre fazlalaştırıp eksiltebilirsiniz. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı karabiber. Evet, son olarak karabiberimizi de ekledikten sonra şimdi bütün malzemelerimizi elimizle güzelce bir harmanlıyoruz. Alttan üste tüm malzemelerimizin birbiriyle karışmasını sağlıyoruz. Evet, tüm malzemelerimizi güzelce harmanladıktan sonra şimdi üzerine şöyle biraz tereyağı ekleyeceğiz. Tereyağımızı da şöyle küçük küp küp olacak şekilde doğradım. Arkadaşlar, tereyağı miktarını dilerseniz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben yaklaşık 100 gram kadar tereyağı kullanıyorum. Bol yağlı, güzel oluyor bu yemek. İçerisinde hiç yağ kullanmadık, biliyorsunuz, kuyruk yağı hariç sıvı yağ vesaire kullanmadık. O yüzden ben yağ hakkımı tereyağından yana kullanıyorum. Bolca tereyağı, biliyorsunuz, tereyağı yemeklere çok yakışıyor. Evet, tereyağımızı da ekledikten sonra şimdi üzerine şöyle ıslatılmış yağlı kağıdımızı seriyoruz. Evet, Belen tavamızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz. Evet, Belen tavamız fırından çıktı. Muhteşem kokuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.